Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen 600 yıllık sürede 36 padişah tahta geçmişti ve neredeyse tüm Osmanlı padişahlarının ortak özelliği hepsinin çok iyi bir eğitim almış olmasıydı. Biri hariç, Sultan 4. Mustafa. Bir Osmanlı padişahı düşünün ki tarihçiler tarafından cahil, gerici, vefasız, hilekar, düzenbaz gibi kelimelerle anılsın. İşte pek bilinmeyen bir Osmanlı sultanı. 29. Osmanlı padişahı olan 4. Mustafa, 1779 yılında Padişah 1. Abdülhamit'in ilk oğlu olarak doğdu. Babasının ölümü üzerine tahta amcası 3. Selim geçtiğinde henüz 10 yaşındaydı. 3. Selim, sakin, karakterli, kan dökmekten nefret eden, nazik, merhametli, vatansever ve yenilikçi bir sultandı. Fakat bir sorun vardı. 3. Selim'in çocuğu olmuyordu. O bunu hiç dert etmedi ve kardeşinin çocukları olan 4. Mustafa ve 2. Mahmut'a öz evlatları gibi davrandı, büyük bir şefkat gösterdi. Bu nedenle 4. Mustafa çok rahat bir şehzadelik hayatı sürdü. Ancak bu rahatlık onun yetişmesine maalesef olumlu olarak yansımamıştı. Annesi Nüket Seza Hatun, onun iyi bir eğitim alması için çok çaba harcamasına rağmen 4. Mustafa eğitimi gereksiz görüyordu. Bu yüzden derslerden çok zevk ve sefa içinde yaşamaya önem verdi ve eğitimini yarım bıraktı. Padişah 3. Selim ise Osmanlı Devleti'nde özellikle de orduda köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyordu. Artık Osmanlı ordusu savaşlarda başarı elde edemiyordu. Bunun en önemli nedeni ise Yeniçeri Ocağı'nın tamamen bozulmasıydı. Avusturya ve Rusya ile olan savaşların barış anlaşmalarıyla sona ermesinden sonra Osmanlı ordusunda çoktandır istediği yenilikleri yapma fırsatı buldu ve 1793 yılında ilk kez batılı tarzda bir askeri yapılanma olan Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Yeniçeriler tabii ki bu durumdan rahatsız olmuş, yeniliklere karşı olan devlet adamlarıyla birlikte padişah aleyhinde bir muhalefet hareketi başlatılmıştı. 4. Mustafa da taht hırsıyla şehzadelik yıllarından itibaren kendisine baba gibi davranan 3. Selim'in karşısında yer aldı. Bununla da kalmadı, Yeniçerileri sürekli isyana teşvik ederek tahta çıkmaya çalıştı. En sonunda 1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen Yeniçeriler, bir Yeniçeri çavuşu olan Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandılar. 3. Selim, emrinde bu isyanı rahatlıkla bastırabilecek bir askeri birlik olmasına rağmen, kan dökülmesini istemediğinden Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtarak 29 Mayıs 1807 tarihinde tahttan çekilmek zorunda kaldı. 4. Mustafa, isyan sonunda tahttan indirilen amcası Sultan 3. Selim'in yerine tahta çıktığında 28 yaşındaydı. Bu süreçten sonra devletin merkezi otorite ve hakimiyeti gittikçe zayıflamış, 4. Mustafa'nın tahta çıkmasını sağlayan Kabakçı Mustafa ve yandaşları önemli mevkilere yerleştirilmişti. Onlar ne isterse padişah onu yapıyordu. Yani padişahlık makamı isyancıların adeta kuklası haline gelmişti. Osmanlı Devleti bu isyandan sonra Yeniçerilere çok büyük tavizler verdi. Ancak Yeniçerilerin istekleri hiçbir zaman bitmedi. Hatta Osmanlı tarihinde hiç görülmemiş bir anlaşma yapıldı. İsyanda başrol oynayan Yeniçeri ağalarının kendilerini sağlama almak için yaptıkları bu anlaşmaya göre Yeniçeriler devlet işlerine karışmayacak ve Osmanlı Devleti bu isyandan dolayı Yeniçeri Ocağı'nı sorumlu tutmayacaktı. 14 ay sürecek olan 4. Mustafa'nın hükümdarlık dönemi İstanbul için tam anlamıyla bir kabus gibiydi. Sultan 3. Selim ve Nizam-ı Cedid ordusunu destekleyenler yakalandıkları yerde katlediliyor, Yeniçeriler halktan haraç kesip eşkıyalıklar yapıyorlardı. Halk 3. Selim'le 4. Mustafa dönemlerini geceyle gündüze benzetirken 3. Selim karşıtları bile onun devrini arar olmuşlardı.
Kargaşa, asayişsizlik, devlet yapısındaki çözülme ve yenilik karşıtlığı içerisinde geçen bu dönem herkese illallah ettirdi. Ve 3. Selim'i tekrar tahta geçirmek için bazı görüşmeler yapılmaya başlandı. Bu dönemde sorumluluk alıp ortaya çıkan kişi ise Rusçuk Bey'i Alemdar Mustafa Paşa oldu. Alemdar Mustafa Paşa, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında büyük başarılar göstermiş bir Osmanlı komutanıydı. Eski padişah 3. Selim'i destekleyen ve devletin kötü gidişatından rahatsız olan Alemdar Mustafa Paşa, emrindeki 16 bin kişilik orduyla gizlice İstanbul üzerine yürüdü. Bu ani baskın sonucu, isyancıların başı Kabakçı Mustafa ve isyana katılan pek çok Yeniçeri katledildi. Alemdar Mustafa Paşa'nın amacı, kafeste tutulan 3. Selim'i tekrar padişah yapmaktı. İsyancıları ortadan kaldırdıktan sonra da bu amaçla sarayı bastı. Padişah 4. Mustafa, tahta başkasını çıkaramasınlar diye amcası 3. Selim ve kardeşi 2. Mahmut'un hemen öldürülmesini emretti. Vakayı Selimiye adıyla tarihe geçen olay neticesinde 3. Selim gözü dönmüş Yeniçeriler tarafından önce başına kılıçla vurularak etkisiz hale getirildi, sonra ise apar topar kement atılarak boğuldu. Ancak kardeşi 2. Mahmut bazı görevlilerin çabasıyla sarayın çatısından kaçırılarak kurtarıldı. 4. Mustafa'nın tahtın tek varisi olarak kalmak için yaptığı haince planı tutmamış, kardeşi 2. Mahmut öldürülememişti. 28 Temmuz 1808 tarihinde 4. Mustafa tahttan indirildi ve yeni padişah olarak 2. Mahmut'a biat edildi. 2. Mahmut, çevresindekilerin tüm ısrarlarına rağmen kardeşi 4. Mustafa'yı öldürtmeyip canını bağışladı. Ancak sarayda kafes hayatı yaşayan 4. Mustafa, tüm bu yaşananlara rağmen hala taht hırsıyla yanıp tutuşuyordu. Yeniçerilere saraydaki adamları vasıtasıyla mektuplar gönderiyor, kendisinin yeniden tahta çıkarılması için yeni bir isyan planlıyordu. Gelişmelerden haberdar olan 2. Mahmut, durumun giderek tehlikeli bir hal alması üzerine 4. Mustafa'yı tahttan indirildikten 110 gün sonra katlettirdi. Cenazesi törenle kaldırıldıktan sonra babası 1. Abdülhamit'in Fatih Bahçekapı'daki türbesine defnedildi. Sultan 2. Mahmut'sa kardeşi gibi değil, amcası gibi yenilikçi, devleti düşünen bir padişah oldu ve onun döneminde Yeniçeri Ocağı'na son verildi.